Sen de 2 yaz çalıştık. Evet. Hiçbir malzememiz yokken 9 aylık Filiz'le çok iyi bir cesaret. Günaydın mı olmuş? Arkadaşlar sabahların benim için bir olmazı var ama böyle ince belli bardakta çay içmeden güne uyanamıyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Hacılar Gölü'ne doğru yola çıktık. Bu benim ilk kamp tecrübem olacak. Çok heyecanlıyım. Evet, şu an Akyazı'dan çıkıyoruz. Göyne'ye doğru gideceğiz ama Göyne'ye gelmeden Sultanpınar Yaylası'na doğru çıkacağız. Daha önceden Acele Yaylası vardı. 12 yayla 6 göl dolaşmıştık. Onun yanından Sultanpınar Yaylası'na doğru geçip Özdemirler Yaylası'nda geçtikten sonra Hacılar Gölü'ne ulaşacağız arkadaşlar. 9 aylık hamile kampta olayı ekstra action barındırıyor açıkçası. Heyecan arıyoruz galiba biraz. Evet ama sonra da işte imkanımız olmaz diye bir yandan da böyle bunu da denemek istedim açıkçası. Hızlıca değerlendirmek istedik. Kampa doğru gidiyoruz. Mia'mızın, Filiz'imizin ilk kampı. Mia'mız yolda dayanamadı. İlk kez çadırda kalacak. Evet. Sen de ilk kez çadırda kalacaksın. Evet. Hiçbir malzememiz yokken. Değil mi? 9 aylık. Filiz'le çok iyi bir cesaret. Yorgan ne olmuş? Yorgansın. Yorgunu çay mı yapacağız? Çayımızı içelim. Hadi arkadaşlar yorganımızı unutmuşuz. Hava da biraz serin. Sinirlerim bozuldu ya. Evet, bir tane küçücük şey var. O da yere sereriz diye getirmiştim örtü. Onu bence yere serelim. Yorganı üstümüze alalım. Deniz ya soğuklarım ya. Yorganımız yok. İlk kampımda yaşadığım şeye bak. Üşüyeceğim. Sıcak çay içelim, içimiz ısınsın değil mi? Evet, üşüdük. Yani üşümedik de serin. Serin üşüyebiliriz. Meşhur çay karışımımızı buna yapmıştım benim. Ne var içinde? Karanfil, tomurcuk çay. Normal çay. Tarçın? Çok azıcık tarçın. Toz tarçın var. Evet, Filiz ilk kampın nasıl geçiyor? Çok güzel. Hava biraz açıldı, demin çok bulutluydu. Benim aşkım uyanmış. Günaydın olmuş aşkım. Bir tanem. Güzel miymiş kamp Filiz, sevdin mi? Sevdim. Keşke daha önce de yapabilseymiş.
ama bugüne kısmetmiş. Hiçbir şey için geç değil. Daha tekrar ederiz diye düşünüyorum. Yani doğum 3 gün kala geldiyse sonra da geliriz yani. Doğumda 3 ay sonra da rahatça gelebilirim. Neyse, sen şartların uygun olduğunda tekrar buradayım. Birazdan uyumak için yatacağız artık. Evet. Ve sabah kalkıp güzel görüntüler çekmeye çalışacağız sizin için. Evet, çok geç olmadan uyuyalım ki sabah gün doğumu için. Yani ayı batırdık, yıldızları izledik. Babam, babam. Arkadaşlar iyi geceler. Valla çok keyifliydi ya. Ben çadırda yatmayı çok özlemişim. Oh, iyi geceler arkadaşlar. Arkadaşlar şu rengin güzelliğine bakar mısınız ya? Kuşlar başladı. Bir sis habire geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. O da inanılmaz görüntüler oluşturuyor. Daha Filiz'le kız uyuyor. Şimdi dün kömürümüz bitmişti. Ben kahvaltı için hem ufak ufak böyle bir çalı çırpı toplayacağım. En çok aslında Filiz'in o şeyi yaşamasını istiyorum. Böyle çadırı açacak, önünde göl manzarası, yemyeşil, masmavi bir uyum. Gerçekten çok güzel çünkü Filiz'in ilk kampı. Ama sevdi, bundan sonra bol bol yapacağız gibi duruyor. Evet arkadaşlar, ama ne yazık ki görüyorsunuz kampçıların bu güzel yeri kullanan insanların çöpleri her yerde. Buraya da tuvalet yapmışlar galiba. Şurada da bir grup vardı. Orası da çöp içinde anladığım kadarıyla. Evet, bir de buraya girelim bakalım. Oh. Vallahi poşetler her yerde. Gördüğünüz gibi. Bira şişeleri. Şimdi birazdan bir torbayla gelip toplayacağım. Şuradan parçalar kırabilir miyim acaba? Şöyle bir içlere doğru bakayım önce. Bu da tam bu nokta da çok güzel bir alanmış çadır kurmak için. Baksanıza. Kalkınca manzaranız bu. Evet. Buradan da doğa bize bir şeyler verdi. Demin bulduklarımızla birlikte bence bizim ateş yakmamız için yeterli.
sizi uyandıralım. Filiz'in ilk kampta uyanışı. Filiz! Hadi aşkım. Çayımız demlenirken prensesimiz uyuyor. Şu güzelliğe bak. Günaydın. Günaydın herkese. Sana günaydın aşkım benim. Sana değil mi? Hayır, ben erken uyandım. Bayağı aydınlık evet, bir gün. Senin için obamızı hazırladım. İnek obası. Arkadaşlar çok güzel bir yerdeyiz. Vallahi hani böyle söyleye söyleye dilimizde tüy bitti ama. Değil mi? Keşke herkes bu anları yaşasa. Evet. Çok doğayla bütün, gerçekten başka hiçbir ses yok. Müthişti ya, benim ilk kamp tecrübem oldu. Günaydın mı olmuş? Su mu istiyorsun? Sen yat, ben getireyim sana su. Aşkım yat sen, ben getireyim. Vereyim ben babası. Bebek. Bebek evet. Ya neredeyiz kızım? Biz ne? Bebek de mi susadı? Aa su. İçecek misin su? Hayır, ayak o dışarı göl için diyorsun. Wow. Wow, çok güzel değil mi kızım? Bıçağımızı almayı unutmuşuz, o yüzden plastik bıçakla iş yapmaya çalışıyoruz. Biraz büyük büyük olacaklar ama yapacak bir şey yok. Sucuklar da büyük büyük oldu ya. Doyurmalık. İki tane yiyince doyuyorsun. Terlik ya da ayakkabı giydiremiyoruz arkadaşlar artık. Geçen AVM'ye gittiğimizde de direkt çıkartıp çıplak ayak yürümek istedi. Özgürlüğüne biraz fazla düşkün hanımefendi. Ayaklara bak. Bahçemizin salatalı da kütür kütür değil mi? Yani yerken kamerayı ağzına soktum ama. Kıl biberlerimiz biraz acı. Salatalık, domates. Domateslerimiz çok lezzetli ama. Arkadaşlar sabahların benim için bir olmazı var ama. Böyle ince belli bardakta çay içmeden güne uyanamıyorum. O zaman doldurayım.
semaverde çay. Oh. Şekerini de koydum. Teşekkür ederim. Kahvaltı böyle olur dedi. Evet. Gayet güzel. On buçuk gibi yola çıksak kargolarımız içinde yetişiriz. Tamam. On buçuk gibi çıksak 11.30'da evde oluruz. İniş daha kolay olur. Her zaman daha kolaydır. Evet. Evet. İlk kampımızı bugünlük tamamladık. Obamızı toplayıp eve yola çıkacağız. Saat 10.30'a geliyor. Onu çeyrek geçiyor. 10.30 gibi çıksak 11.30 gibi evdeyiz. Kargolarımızı hazırlar. Var. Birdeki kargolarımızı yetiştirir ve günlük rutinimize devam edebiliriz. Burada aslında şöyle bir şansımız var. Burası bizim evimize 40 dakikalık bir mesafede, yarım saat 40 dakikada ulaşabileceğimiz bir mesafede. Çok da güzel bir yer. Tekrar ederiz diye düşünüyorum. İlk kez kamp yapmak bugüne kısmet oldu ama son olmaz gibi geliyor bana. Evet, çadırımızı Eren abi vermişti. Şunu anladık sadece, bize bir boy büyük bir çadır lazım. Ve bazı kamp malzemeleri almamız gerekiyor tabii. Biz evdeki yün yatağımızı vesairemizi getirip... Birkaç malzeme de unuttuğumuz için biraz zor geçti aslında. Yani mesela gitarı unuttuk, akşam ateşbaşı gitar çalacaktık falan. Böyle çoluk mucuk olunca biraz zor çıkılıyor. Zor çıkılınca da bir şeyler unutulabiliyor. Aslında çok hızlı karar vermemizden kaynaklandı. Yani bir anda böyle hızla toparlanıp böyle yarım saat içerisinde kendimizi neredeyse yolda bulduk. Sabah ben biraz filizlerden erken kalktım. Çok güzel drone görüntüleri yakaladım. Evet. Çok güzel bir sis vardı burada. Böyle tepeden o sis çok güzel gözüküyordu. Şimdi tüm çöplerimizi toplayıp poşetimize koyup obamızı tekrar arabamıza doldurup geri döneceğiz. Arkadaşlar, inançlı insanlarsanız biz hakkımızı helal etmiyoruz bu çöpleri topladığımız için, çöpleri atanlara. Sessiz olun, çöpleri atmayın. Hani biz tüm çöpleri toplamaya kalksak buradan gidemeyiz, bitmez çünkü. O kadar çöp var yine. O yüzden... Çöplerinizi atın. Evet, çöplerinizi lütfen çöp torbanıza toplayın. Gidin bir çöp kutusuna atın. Evet, yani getirdiğinizden daha boş olacak bu poşetler. Yani alışveriş poşetinize bile toplasanız olur yani. Bakın arkadaşlar, burası bizim çadırımızın kurulu olduğu alan. Biz hani kül bile bırakmadık, her şeyimizi aldık, topladık. Hacılar Gölü bizim ilk kamp yapmak istediğimiz yerdi. Burayı gördüğümüzde direkt burada bir kez kamp yapalım istemiştik. Ama burası dışında daha bir tane yayla var, göl var. 6 tane göl var. Kamp yapmak istediğimiz. Kamp yapmak istediğimiz, yani bu son olmayacak diye düşünüyorum. Artık bebekle sırasıyla devam edeceğiz. Bebek biraz beraber büyüsün. Evet. Yani gelecek yaz herhalde çok daha aktif geçiririz diye düşünüyorum. Babam, aşkım. Solumda rüzgar gülleri, karşımda göl, hemen ilerisinde inekler. Böyle, evet, inekler, koyun sürüleri. Çok çok, çok güzel bir çam ormanı. Ya. Arkamızda evet. Da çam ormanı, yanımızda da bir çam ormanı. Mis gibi aydınlık bir hava. Tertemiz, pırıl pırıl. Gerçekten yani görüntülerden daha fazlasını paylaşabilmek isterdim. Evet. Kokuyu, hisleri. Ama yapacak bir şey yok. Yolu düşen varsa, yakın olan varsa burayı mutlaka görsün. Mutlaka uğrasın, buraya gelsin. Arkadaşlar, güneş batarken tepelerin ardından diyeceğim ama güneş dün battı. Bugün şu arkadaki tepelerin ardından doğdu. Babam. Güneşin batmasına çok var da daha bizim çok işimiz var. O yüzden maalesef bugünkü macerayı burada sonlandıralım. Noktalamak durumundayız. Daha çok keyifli oldu. Değil mi? Yarın İstanbul'a gideceğiz. Perşembe'de doğum var. Yani hem salı hem perşembe iki tur İstanbul. Buradaki işler, kargoları ayarla. Şu an zaten kafa bayağı dolu. Bu arada arkadaşlar, videoyu kapamadan önce gelelim videonun en önemli yerine. Videoyu buraya kadar izlediysen demek ki beğendin. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsan çok seviniriz. Ayrıca kanalımıza abone olup yorum yaparsanız çok memnun oluruz. Diğer videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Deniz niye göstersene ya? Gözüküyor mu acaba? Baksana nasıl uyudu. Al aşkım. Yiyecek yatakların yorganların üstüne doğru.
Zemir. Koyunları gördün mü Mia? Bak oraya. Koyunlar bak şimdi bak. Gidiyorlar koyunlar. Ne? Ne yapıyorlar değil mi kızım? Gördün mü? Miyası. Güzel kız. De. Saklandın mı sen? Uykun mu geldi? Kucağıma yatmak ister misin bebeğim? Güzel kız. Seni gördüm. Biliyorsunuz kamp yapacağız, kamp yapacağız. Bir türlü yapamamıştık. Böyle sabah birden ya gitsek mi dedik. Aşkım çok mu güzel ayakkabı? Gel buraya aşkım.